Bugün ülkemizin en uzak ve küçük yerleşim yerlerinde bile bireyler marketten alışveriş yapıyor. Kafe, restoranda menüyü istiyor. İsimleri yabancı olan mağazalarda sivitler alıyor. İş hayatındaki engeli değil bariyeri aşıyor. Markasından salonu için break bir now desenli Atlas Deluxe koltuk takımı alıyor. Bel ağrılarından kurtulmak için konfor yatağı seçiyor. İş dönüşünde köşedeki büfeden Mother Baby dergisini alıyor. Akşam TV'deki programı izliyor. Sağlığı için check-up yaptırıyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bütünlüğüne göre bu paragrafın başına ya da sonuna getirilemez? Başına ya da sonuna getiremez. A. Türkçe'de 1950'lerden bugüne kadar uzanan zaman diliminde İngilizce'den bilgi ya da özent yoluyla aldığı sözcüklerin akımına uğramıştır. Bunları örnek verdiği için A. Giriş cümlesi olabilir. B. Kriter, ölçüt, metot, yöntem, prestij, saygınlık gibi karşılıklar bir ders konusu yapılamaz mı? Bunu da yine bir konudan bahsettiği için sonuna getirebilir. C. Daha pek çok örneği verilebilen bu üç farklı değişim dilin lehine değil. Bunu bilmiyorum. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Dolayısıyla C ne başına ne sona gelemez. D şu 60-70 yıl içinde dilimizde neler oldu neler. E'yi de ben giriş cümlesi yapabilirim. Ancak C ne girişte ne de son cümlede olmayacağı için doğru cevabım C seçeneğidir. İnfluenza olarak bilinen grip virüsünün farklı alt tipleri vardır. Bu farklı alt tipleri sürekli mutasyon geçirerek değişime uğrar. Yani olduğumuz griplerin hiçbiri bir önce geçirdiğimiz griple tamamen aynı değildir. Grip aşıları bizi daha önce geçirdiğimiz griplerin virüsünden koruyabilir ancak yenilenen mutasyonlara karşı koruyamaz. Bunun için korumanın her yıl tekrar edilmesi gerekir. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak yazılmış olabilir? Metinde İnsanların geçirdiği virüs hastalığı her seferinde mutasyona uğradığı için farklı bir hale almaktadır. Olduğumuz aşılar önceden geçirdiğimiz hastalığa karşı bizi koruyabilir. Ancak mutasyon kaynaklı değişime uğradığı için yeni gelecek mutasyonlu hastalıklara karşı bizi koruyamaz. Bunun için de her yıl tekrar edilmesi gereken bir aşı yaptırmamızı tavsiye ediyor. Buna uygun bir soru bulmam gerekiyor. A. Grip aşısı neden her yıl tekrar yaptırılır? Çünkü eski aşılar eski hastalıkları korur. Mutasyonla değişime uğrayan hastalıkları koruyamayacağı için her yıl aşı yaptırmamız gerektiğini söylüyor. Doğru cevabım A seçeneğidir. Birinci kişi ağzıyla anlatımda yazar kendi başından geçen veya içinde bulunduğu bir olayı anlatır. Bu tür anlatımda ben biz ifadesi vardır. Üçüncü kişi ağzıyla anlatımda ise yazar genellikle gördüğü veya duyduğu şeyleri anlatır. Bu tür anlatımlarda o veya onlar ifadesi vardır. Bu bilgiye göre aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım farklı bir kişi ağzından yapılmıştır? A. 1998 yılında Malazgirt'e tayin oldum. Kim? Tayin oldum. Ben tayin oldum. Dolayısıyla birinci kişiyle anlatım. B. İhtiyar adam tapu dairesinden çıkarken sevinçliydi. Kim sevinçliydi? O sevinçliydi. O kişisi üçüncü kişiyle anlatım. C. 48 yıl önceki öğretmenini parkta gören bir adam utanarak öğretmenin yanına yaklaştı. Kim yaklaştı? O. Yine üçüncü kişi ağzından yapılan bir anlatım de Anadolu bilgelerinden birinin yanındaki çırak sürekli her şeyden şikayet edermiş. Kim şikayet edermiş? O. O yine üçüncü kişili anlatım. Dolayısıyla farklı bir ağza sahip olan A birinci kişili diğerleri üçüncü kişili ağızdır. Verilen afişten yola çıkılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A. Mevlana'nın Konya'ya gelmesi, Selçuklu Sultanı, Alaaddin Keykubat'ın, Bahattin Veleti başkente davet etmesi üzerine olmuştur. Üçüncü kısımda bu bilgiye ulaşabiliriz. A. Doğru. B. Şair, bilgin, felsefeci, ilahiyatçı ve mutasavvuf Mevlana, Sultanül Ulama ünvanına sahip bir alimdir. Birinci afişte Sultanul Ulema ünvanına sahip olduğunu söyler. Ancak şair, bilgin, felsefeci, ilahiyatçı, mutasavvıf mıdır bunu bilmiyorum. Bununla alakalı bilgi vermediği için ulaşılamayan bilgi B seçeneğindedir. C. Mevlana'nın ölüm gecesi için düzenlenen Şebü Arus törenleri yabancı ülkelerinde katılımıyla gerçekleşmektedir. Uluslararası bir katılımla Şebiha Arus töreniyle anılır her yıl diyor. Uluslararası demek bütün uluslardan yani bütün milletlerden, yabancılardan insanların gelmesiyle yapıldığını söylüyor. C bilgisi de çıkar. D. Karaman'da Bahattin Velet için bir medrese yaptırılmış. Velet burada 7 yıl yaşamıştır diyor. Üçüncü afişte Velet Karaman'da kendisi için yaptırılan medresede 7 yıl kalır diyor. Dolayısıyla D bilgisine de ulaşılabilir.